İyi oldu, iyi yaptın yani lastik yani. Bunca şeyin arasında, problemin arasında bir de aman. Tamam. Ben nerede lastikçi bulacağım ya? Yani inecek, patlayacak zamanı buldun lastik yani. Şurası sanayiye benziyor ama dur bakalım. İşimiz gücümüz azmış gibi bir de kalkacağız. Tekerle uğraşacağız ya. Tam oldu yani, tam yaptın yapacağım. Şu teyzeme bir sorayım bakalım. Teyze! Teyze! Kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsın, ne yapıyorsun? Bekleyin oğlum, ne edelim işte, dünya idaresi. Lastik patladı da benim. Tamam, yapalım. Ne yapalım? Yapalım. Tamam, ustayı söyle de gelsin bir yapsın. Benden iyi ustam olur, baksana bir şu üstüme başıma, bir de üstün ısla diyorum. Nasıl benden iyi ustam olur ya? Sen lastik mi tamir ediyorsun? Tabii lastik tamir ediyorum. Teyze vallahi işim var, gücüm var, çok tatlısın, çok şekersin ama eyleme beni, hemen lastiği yapıp gidelim. Hiç eyleme, şimdi yapar, seni yanına veririm. Sen? Tamam. Neden oğlum bunu vuracaksın? O kalkacak. Onu biliyorum da ondan geri sökecek. Gerçekten mi sen yapıyorsun? Hadi evet. Senin yaş kaç teyze? Ben 40'ta olmuyorum. Kaç yaşındayım bil bakalım. 65 oluyorsun. Tamam. 65 yaşında lastik tamir ediyorsun. He, 15 yaşında mı görünüyorsun yoksa ben? Yok. Şöyle bir 25-30 falan arası zannettim. Öyle mi ama zannettin? Ya mesela canım öyle değil. Benim 4 tane torunum var. Allah bağışlasın. İkisini gelin ettim. Birisi daha orada, birisi Buldur'da okuyor vesile. Oğlan askere gidince babası dedi ki ben kapayacağım bunu. İşçi bulamadım, kirli diye oğlum. Tamam mı? Tamam, kaldırayım mı? Ya biz bu yaşımızda kendi başımıza yapamıyoruz bu işi annem ya. Sen nasıl başladın bu işe? Başladığımı deyiverin mi? Ne? Oğlum askere gitti. Dedi ki ben dükkanı kaparım dedi. Bu bakıyor. Çalış yanımda dedi. Dedim ki vay o erkek işi yapman dedim. Açık durdum. Kaparın dedi. Bir oğlanın bir dükkanı kapa değil mi dedim. Savcı, hakim, kaymakam olacak kadından da ben tekerci olunca ne var dedim. Yapacaksın dedim amcana. Levye götürüyordum. Çekiş götürüp getiriyordum. Örgendim. Ben örgenince amca gitti de kahveden gelmeyi dedim. Sen kaç yaşında lastik tamirciliğine başladın anne? Ben kaç yaşımdaydım Kınalı sen askere gittiğinde? 8'inden bu yanıymış. 25 yıldır? 25 de 27 say galiba. He. 40 yaşından sonra lastik tamircisi olan teyze. Oğul oldum oğlum, neydi? İsmini bağışladın. Vesile. Vesile. Televizyonda diyorsun kız ya, vesile diyor. Diyoruz televizyonda. Ben de vesileyim işte. Bundan sonra sana diyeceğiz. Tamam. Oğlun askere gitti, vesile oldu vesile teyzeciğim. Hı. Sen 40 yaşından sonra lastik tamircisi oldun. Öyle oldum. Dükkan gitmesin diye. Gitmesin diye ya evladım. Ya bu erkek işi zor değil mi? Ya oğlum bana zor gelmez. Alıştım bir kere ben de. 3'te uyanırım. Bakar kakar bakarım saate. Gitme vakit oldu mu gitme. O zaman da bazı 3'te falan geliveriyorsun ha. Uyumuyorsun. Kırdan gelenler geldi gibi oluyor. 5'te garanti 6. 7.30'da öldürürsen 7.30'da yine buradayım. Aman 6.30'da buradayım. 7'ye de kalma. Nesi var, patlamış mı bizim lastik? Şimdi bunun patlağına sanlanı biliyor musun? Bunu sökeriz. Suya koruz. Sudan neresinden cız derse oraya bir tebessüm işaret veririz. Orada makinede sökeriz. Yaparız ondan geri takarız. Peki buraya ilk gelenler benim gibi tepki göstermiyorlar mı? Ya anne sen mi yapacaksın, sen yapabilir misin demiyorlar mı? Çoğu yaptırıyor da çoğu da yaptırma. Vay kadın yapmaz dedi mi? Ben de olur oğlum bir yapacak yer bulun diyorum. Örkeleniyorsun onları oraya otura koyun. Esnafların nasıl komşularınla? Pek iyi bunlar hepsi. Evladım olsunlar. Hepimiz çok iyiyiz. Sen bu sanayinin gülü oluyorsun yani. Vallahi gülüm oluyorsun. Dikenim bilmiyorum. Ne diye biliyor musun? Sabahına bunlara geç geliyorsunuz diye kavga ederim hepsinden. Akşamına giderken nene hayırlı geceler derler. Sabahın erken gelin derim hepsine. Sabahın erken gelin derim. Dede de çekişir bana. Kıyasımın seneli de. Ben de derim ki onlar benim evladım. Baya diyeceğim baya karışacağım derim. Dede de çekişir. Yani hamur tutan eller lastik tutuyor. Öyle ya. Eskiden bu havalı şeyler de yoktu. O zaman ne yapıyordun? O zaman mı? O zaman da çetelen artarlı hava ya. Onlarla bu kirköyü vurmadan onlarla sökersin.
Söktün mü tilkoyu ondan geri kaldır. Motorun koca tekerleri 5'e milyon. Ön tekerleri 3'e milyon. Ama yarasına göre, masrafına göre. Bizim borcumuz ne kadar Vesile Hanım? Egar borcun 3 milyon. 3. Tamam. Yaptık tekeri bitirdik. Öyle. Aslında bizimki minibüse giriyor. Dur lan teker falan ver, para falan verme dur. O bir öl oluyor. Buyurun efendim. Tamam oğlum. Bereketini görün. Al, al. Yok. Al, al. Ya al. Ya sen çekimde al, tamam sonra verirsin. Olmaz. Bana bu haram, dokku haram olur. Niye haram olsun? Ya al. Ananın ak sütü gibi helal olsun. Ya, ya oğlum. Ne ben olur al. Anamın o sütünü halal mi diye düşünüyorum. Bir de yapmadığın yalvarırım yere. Yalvarırım al. Ya. Almam ben para filan almam. E dedin 3 milyon. E dediysem. He. Yok yok. Ya al sifte olsun. Ben şöyle bırakayım da. Hadi al asma aldık. E hemen gidemiyor musun? He gidiyorum. Yolum uzun. E bir çayım için de öyle gidin. Nereye İçmiş gidiyorsun? İçmiş kadar oldu. Hem benim dedem de ama yan başım alın da öyle bir de öyle çekin. Nerede? El der ki indi dur karım o bu der. Allah birimiz bin olsun hepimizin de. Hadi al asma aldık. Hadi güle güle oğlum. Hadi adamım. Kolay gelsin. Annem. Oy oy oy. Evladım. Siz olmasanız biz nasıl yaşarız? En zoru da bu. Veda. Değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.